Sultan dedim. Sultan dedim, her şey hazır, gel. Sultan dedim. Huu. Sultan dedim, hadi her şey hazır, gelebilirsin. Geliyorum, geliyorum. Gel, gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam, her şey hazır. Hazır derken niye heyecanlısın ya? Heyecanlıyım çünkü bugün her yeri temizledim. Tertemiz yaptım. Bütün işlerimi senden önce hazırladım. Temizlik imandan gelir maşallah. Boşuna dememiş atalarımız. Aslan yattığı yerden belli olur. Oh, benim yattığım yeri bir görsen var ya, harika. Bilirim, bilirim. Pek tertiplisin. Yalnız şu bahçenin girişindeki fidanları çok beğendim. Allah razı olsun. Nasıl olmuşlar? Çok güzel olmuş. Erik mi bir tanesi onun? Erik var, elma var, portakal var, vişne var, muz var. Bir de yedi veren asma dikmişsin yahu. Yedi veren koymadım. Niye? Çok veriyor diye koymadım. Altı yeter bize. Olur mu efendi? Onun üzümü çok güzel oluyor. O üzümden öyle güzel hoşaf içilir ki eşek hoşaftan ne anlar derler ya, aslında o söz öyle değil. Eşek hoş laftan ne anlar hesabında öyle oraya gelmiş. Eşek dedin de çok güzel bir atasözü biliyorum. Sen bilir misin? Atasözü mü? Eşek ölür, semeri kalır. Yiğit ölür, eseri kalır. Wow. Şimdi sen yiğitsin ya. Evet. Yarın Allah gecinden versin, rahmetli oldun. Niye böyle şeyler diyorsun dede ya? Ay niye ağlıyorsun evladım? Yani şey yaptı, aklıma gelince üzüldüm. Allah, öyle bir şey yok. O asıl diriliştir aslında. Ha. Ya gerçek ülkemize, gerçek mekanımıza gideceğiz inşallah. Ya. Hı. Ama o ağaçları diktin ya. Hani sen öldün gittin. O ağaçlardan şimdi yeni doğan çocuklar ne yapacak? Faydalanacak. Ne yapacak? Erikler yiyecekler, üzüm yiyecekler. Kayısı da dikmişsin oraya. Pek güzel olmuş. Harika. Öteki o kokulu çiçek mi? Böyle beyaz çiçekler, fidanlar dikmişsin. Papatya var. Papatya? Ha. Papatyanın bahçede ne işi var ya? Araya diktim işte. Yeşillik olsun diye. Yeşillik olsun diye. Yani senin yeşillik o bizim karakaçanı alır götürür yer vallahi hepsi. Vallahi mı? Benden söylemesin. İyi, ben hemen gideyim bakayım o zaman ya. Yok canım yok, neyse. Daha hala büyümemiş ki onlar. Büyüdüğü zaman diyorum. Olsun olsun, o küçükken ya böyle. Her şeyi yiyor zaten ya. O ne bulursa yer. Yer içer lakin israf etmez. Ha, kime ya çekmiş acaba? Yediğini de belli eder. Yemeden içmeden ziyade. Hani yaz mevsiminde falan başladı ya. Bunu ben mutlaka söylemek istiyorum. Yazın tatile falan gidiyorlar ya. Ha. Tatile gittiklerinde açık füfeler falan yapılıyor ya. Ha. Açık füfede efendim herkes tabağını alıyor. Dolduruyor tabağı, dolduruyor tabağı. En güzeli vallahi. En güzeli de masaya geliyor. Ondan sonra mide biraz dolduktan sonra masada geri kalanlar kalıyor. Onlar ne oluyor? Ne oluyor? Çöpe gidiyor evladım. Onun için tatil mekanlarına gidildiği zaman, tatil köylerine falan gidildiği zaman, açık büfede falan faydalandığınız zaman yiyeceğiniz kadar alınız. Ben yiyeceğim kadarını alıyorum. Doymadın, açık büfe dediğim yani bir daha gider bir daha alırsın. Öylesi zor oluyor. Ben onun kolayını buldum. Nasıl? Gidiyorum açık büfeye, çatalımı alıyorum, oradan yiyorum. Oh! Oradan yiyorsun. Evet, çok güzel oluyor valla. Olur mu evladım, senin yediğin kablardan insanlar yemek alıyor. Yemesinler canım, zaten Allah hepsini Allah. Ben yerim. Neyse, açtın mı programı? Ben mi? Açtım işte. Nasıl açtın? Böyle açtım. Nasıl açtın? Ya bir merhaba dedin mi? Selam ettin mi? Yok etmedim. Başlıyoruz dedin mi? Anlamışlar. Ya çocuklar ekranları başına toplandılar Allah Allah. Tamam anlamışlardır işte. Neyi canım anlamışlar? Her gün geliyoruz ya buraya. Her gün geliyoruz da yani onlara ithafen bir şeyler söylemen lazım. Onlara güzel bir şey mi söyleyeyim? Söyle. Tamam ben şeylerim. Söyle. Çok mu güzel olsun? Çok güzel olsun. Baklava. Ne baklavası? Fıstıklı baklava. Öyle güzel dedin de öyle değil evladım. Yani merhaba sevgili çocuklar. Programımıza hoş geldiniz Seba. Hani sen şu telefondan canlı yayın falan yapıyorsun ya. Ha. Hani şey gibi böyle nasıl diyeyim. Ne diyorlar o adamlara? Kim ne? İşte neydi bu işi yapanlara ya? Kim ne? Kameranın karşısına geçiyorlar. Evet sevgili seyirciler, programımız başlıyor falan. Onlar gibi. Başla. Öyle mi? Tamam. Sevgili seyirciler, hoş geldiniz. Bizim hayatta Sultan Dedemeğimiz. Şimdi burada kurgucuyu çok zorlarsın sen. Niye? Altına bunun tabii altyazı geçmesi lazım. Ne diyorsun evladım? Hıydı. Allah Allah. O kadar bir sesli kitap okumaları yapıyoruz. Neden? Diksiyonumuz güzelleşsin diye. Benim diksiyonum güzel. Biliyor. Yaparsa hiç kimse seni anlar. Çocuk böyle yapar böyle. Aa ne diyor ya, ne diyor diye. Sen anlamazsın. Bu genç dili, genç. Onların genç dili. Evet, beni anlıyorlar. Aa, bence genç dili değil, saygısız dili oluyor bu biraz.
Ben söylediğin bir kelamlar anlaşılsın. Düzgün mü söyleyeyim? Düzgün söyle. Merhaba arkadaşlar. Bak şu kamera bizi çekiyor. Yaklaş. Hangi? Yaklaş 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 gel. Ha bak. Heh, tam şu ortaya bak. Ortaya. Ha başla. Başlasın evladım. Ha. Yayındayız. Merhaba arkadaşlar. Merhaba derken öyle yol arkadaşlar. Merhaba evet. Arkadaşlar değil daha kibar. Daha kibar. Merhaba arkadaşlar. Hah. Hah. Değil yani ben evet anlamında söylüyorum. Hah değil yani evet anlayın o kadar ne şiş. Ya o papağan gibi niye beni ya, tekrar ya papağan ediyorsun? Gibi tekrar etmeyin beni. Öyle değil evladım. Öyle değil. Ya sabır ya. Ya sabır ya bu nasıl iş ya bu nasıl iş. İbiş evladım o çocuklar hoş geldin falan değil programımıza geçelim. Tamam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bugün bulduk. De sizlere çok güzel hikayelerimiz var. Yani benim yok da onun var. Yani vardır. Onun derken? O derken Sultan dedemin. Sultan dedemin sizlere hikayeleri var. Heh. Çünkü onun hikayeleri var. Keşke benim de olsa. Aa senin hikayen yok ama bahçede diktiğin ağaçların var. Senin de bir eserin var evladım. Evet doğru. Ya şükürler olsun. Onun için sevgili çocuklar bugünün konusu ağaç dikme olsun. Tamam. Tamam mı? Çünkü ağaç geleceğe nesillere böyle efendime söyleyeyim sebzeler verecek, meyveler verecek ağaçlar dikin. Hmm. En azından dünyada dikilinin bir ağacınız olsun. Dikili bir tane yeter mi? Ya Allah Allah bir tane, iki tane, üç tane her sene bir tane dikin. Tamam. Dünyayı ağaçlandırın. Ağaçlar çünkü neyi sağlıyor? Hı? Oksijen ağaçlar sağlıyor. Gölge sağlıyor. Gölge sağlıyor, oksijen sağlıyor. Efendim karbondioksidi alıyor. Çam ağaçları ne yapıyor? Ondan sonra oksijen dağıtıyor. Nasıl? Ve aynı zamanda depremleri engelliyor. Toprak kaymaları daha da o kadar çam ağaçlarını ekersen toprak kayması falan önler. Allah Allah. Ya o yüzden ağaç dikimi en önemli şeylerden bir tanesi. Ağaç zaten çok önemli. Heh. Herkesin bahçesinde bak, bir tane musun? Ağaç ölürse ne olur? Sultan şehrini görüyor musun? Nerede? Allah razı olsun. Abdurrahman evladım her yeri ağaçlandırmış. Hani? Çok buradayım evladım. Hani burada yok göremiyorum. Ya bana. Bizim bahçeden bahsetmiyorum. Ya. Genel anlamda Sultan Gazi'den bahsediyorum. Tamam tamam. Ya. Yani adına şanına yakışır bir şey yapmış. Her yeri yeşillendirmiş, yeşile önem vermiş. Onun için bizim hedefimiz de bu. E nerede bir toprak bulduk, orayı mutlaka ne yapacağız? Yeşillendireceğiz. Yeşillendireceğiz. Bununla alakalı çok güzel bir hikayem var. Zaten senin her şeyle ilgili bir hikayem var. Hazır mısın? Ben mi? Heh. Çoktan hazırım. Pekala. Huzura hazırın cemiyeti irfan. Vakti sefai meydan. Layindir dinsizdir münafıktır şeytan. Şeytanın dinsizliğine, Rahman'ın birliğine, seyre gelen çocuklarımızın sağlığına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Biri açmış, biri de tokmuş. Toklar açın halinden anlamaz olmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde yaşlı mı yaşlı bir adam varmış. Adam efendime söyleyeyim toprağa hurma ağaçları ekmeye başlamış. Tamam mı? Toprağı eşelerken o dönemin padişahı da tebdili kıyafet yani kılık değiştirmiş. Normal halktan biri davranıyormuş gibi köylünün içerisinde geziyormuş. Gez bakalım. Şimdi sen padişahsın tamam mı? Padişahım. Bu nasıl bir padişah ya? Böyle padişah. Padişah öyle gezermiş. Nasıl öyle, öyle heybetli bir şekilde geziyorsun tamam mı? Tamam, heybetli geziyor. Güzel. Heh. Yalnız tebdili kıyafet ya. Hani tebdili kıyafet. Normal halktan biriymiş gibi böyle. Böyle. Çaktırmıyorsun. Çaktırma. Aa gizlen diyorsun. Ha gizlen. Tamam. Heh. Saklandım. Hay Allah akıl fikir versin evladım. Öyle değil ya İbiş Efendi. Saklan dedi. Yani onu kimse tanımıyor. Yani padişah olduğunu kimse bilmiyormuş. Ha. Fark ettirmeden tabii, yürüyeyim. Ha, fark ettirmeden. Yanında veziriyle beraber halkın arasında gezerken bu yaşlı adamı görmüş. Yaşlı adama bir bakmış ki yaşlı adam hurma ağaçları dikiyormuş. Allah Allah. Çok da yaşlıymış. Allah. Varmışlar vezirle beraber yanına. Selamun aleyküm efendi demiş padişah. Yaşlı adam dönmüş. Aleykümselam evladım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz demiş. Tabii padişah. Yahu demiş amca ne yapıyorsun sen burada? Bu yaşınla başınla. Evladım bu güzel hurma ağaçlarını buraya dikiyorum demiş. Demiş. Niye dikiyorsun? Sen yaşlısın belki bundan hiç nasiplenemeyeceksin bile, yiyemeyeceksin bile demiş tamam mı? Yaşlı adam hemen cevabı vermiş padişaha. Padişah olduğunu bilmiyor ya. Efendi evladım demiş. Bu ağaçları dikiyorum ama benden sonraki nesiller faydalanacak demiş. Benden öncekiler de benim için dikmişlerdi. Ben onları yedim, benden sonra gelecek nesiller yesin demiş.
Ondan sonracığıma padişah şöyle bir düşünmüş, vezire bakmış. Vezire demiş, bir akçe, bir kese altın ver demiş. Bir kese. Bir kese altını vermiş yaşlı adama. Yaşlı adam öyle sevinmiş mi? Bak efendi demiş, görüyor musun? Benim diktiğim ağaç hemen hasadını verdi demiş. Vay be. Bir şey diyeceğim. Ya. Peki onun padişah olduğunu sonra anlamışlar mı? Dur anlatıyorum. Ha, tamam. Heh. Demiş bak, ektiğim ağaç daha fidanken hasadını şimdiden aldım demiş. Keseyi heybesine atmış. Tabii o dönemin padişahı bunu duyar duymaz daha çok sevinmiş. Hoşuna gitmiş bu söz. Vezirine demiş ki bir kese altın daha ver. Bir kese altın daha vermiş. Oldu mu sana iki kese? Ve demiş ki yaşlı adam, bak efendi bak, görüyor musun? Benim diktiğim hurma ağaçları daha şimdiden meyvesini vermeye başladı demiş. Ya. Peki sonra padişah olduğunu söylemiş mi? Yok, söylememiş. Ama yaşlı adam hikmetinden anlamış padişah olduğunu. Baksana ya, bir hurma ağacıyla iki kişi altın almış. Tabii. Onun için sen ol, yeşili koru. Allah Allah. İyi ki iki fidan diktin ya. İyi, al bakalım. Hadi. Gelsin keşe keşe altın. Bu da benden olsun. Gelsin keşe keşe altın. Keşe keşe şeker. Yanlış şimdi yeme. Aman akşama. Ya sultan dedi. İnsan iki keşe değil de bir keşe verir bari. Allah Allah. Bende ne gezer o kese yahu. Tamam. Allah, ben senin için dua ederim inşallah. Allah razı olsun. Kıymalı sade bize müsaade. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek ümidiyle sevgili çocuklar. Sultan şehrimizin cennet çiçeklerine selam olsun. Hoşça kalın. Şimdi değil evladım. Allah Allah. İftara var. Selametle hoşça kalın. Ben gidiyorum. Tadına bakacağım, olmaz mı? Olmaz evladım, olmaz. Allah Allah. Açıp koklaşam. Tövbe estağfurullah. Allah'ım ya Rabbim, başımı iş açacak. Hadi hazırlıklara, hadi.